Evet şimdi tabanımın ilk e, sık iğne sırasını düz bir şekilde tamamladım. Neden tığımı değiştirmediğimi düşünürseniz eğer e, çok fazla e, tığımı küçültürsem sıkı öreceğim için e, örgü sıkılaşacağı için daha fazla toplanacak. Ama e, rahat örebilmek için e, tığımı değiştirmedim. Şimdi son noktalarımı batıyorum. Bakın üst kısımlara sık iğnelerimi yapıyorum. Şu da son noktam. Bakın zaten belli iki çizgi şeklinde. Buraya da batıyorum ve buraya battıktan sonra şu başlangıçtaki battığım ilk noktanın üst kısmını alıyorum ilmek çıkartıp ikisinin içerisinden geçiriyorum. Şimdi bu noktada hiçbir şey yapmadan direkt bakın ilk e, arkada duran şu noktalara şunlara batarak kaydırma tekniğiyle öreceğim. Hemen göstermek istiyorum. Battım arka kısımlara ilmek çıkartıp kaydırdım batıyorum ilmek çıkartıyorum kaydırıyorum bu teknik zaten lastik gibi oluyor böyle esnek oluyor O yüzden tığı değiştirmeye gerek yok Çok fazla sıkarsak bir anda toplanacağı için Çünkü bu noktada hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz yani ben ayakkabı yaparken şu noktalarda hiçbir eksiltme yapmadım, hiçbir artırma yapmadım. Düz bir şekilde, gizleme birleştirmesi de yok bakın. Düz bir şekilde ördüm. Sadece sadece şu ön noktada en son sırada eksiltme yaptım. Hemen bunu da göstereceğim inşallah. Şimdi bakın bu şekilde şu üst kısımlara batarak tığdan çıkarıyorum ilmeğimi, kaydırarak çekiyorum. Hepsine bu şekilde batarak Üstüne battım. ilmeğimi çıkardım. Kaydırdım. Bu şekilde e, son sırama kadar göstereyim. Şurada nasıl birleştireceğiz? Hemen onu da tarif edeyim. Evet, ayakkabım toparlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Son noktaya da batıyorum. Bakın. Son noktaya da batıyorum. Direkt ilmeğimi kaydırıyorum. Ve burada direkt bakın. Şuradan belli olacaktır. E, kaydırma başladığım noktadan. Direkt e, hiçbir şekilde birleştirme, gizleme yapmıyorum. Hemen direk e, hemen üçüncü sıraya geçmiş oluyorum yani kaydırmaya başladığım noktadan direkt yine üst kısımlarını alarak şunları şöyle görünüyor umarım Yine üst kısımları alarak hep bu şekilde öreceğiz. Sadece şu tek kanattaki en üstteki e, tekliğe batıp şu tek e, hani V gibi görünenler var ya şu V gibi görünenlerin sadece şu üstünü alıp e, ilmek çıkartacağız ve kaydıracağız. Bu şekilde örerek gördüğünüz gibi şurada da hiç farklı bir şey yapmadım. Yani şu birleştirme noktasına daha hiçbir şey yapmadım. direkt örerek şuradan üçüncü sıraya geçtim. Zaten e, birleştirmemiz yine burada kalıyor. Şurada yine bitireceğiz. Çünkü e, bakın burası ilk sıra, burası 2 sıra oldu. Bu da zaten kendini belli ediyor. Bu arada bu şekilde örerek e, toplamda kaç sıra ördüğümü Hemen size söyleyeceğim. Çünkü ayakkabım toplandı. Bunu göz kararı yapacağım. Ben şimdi örerek e, eksilteceğim noktaya kadar. Hiçbir şekilde e, dümdüz örerek hiç farklı bir şey yapmayacağım. E, ayakkabımı yükselteceğim. Şimdi ben toplamda e, şu çizgileri sayacağım. E, i̇lk sıranın değil. ikinci sıradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şununla da 6 sıra ördüm. Şimdi şurası benim başlangıç noktamdı. Şimdi 7. sıramı devam ediyorum. İpim ince olduğu için 7 sıra oldu. E, ee, mesela bu ipimde de 1, 2, 3, e, 4. sırayla bitirmişim mesela 4 sırayla bu ipim biraz daha kalındı ama bu ipim ince olduğu için e, 6-7 sıra olacak e, şimdi yine bakın e, şurası e, bu arada bu sol ayakmış. Ben yanlışlıkla hani düz yüzünü söyleyerek örerken sağ ayak demiştim ama düz yönü e, dış kısma geldiği için içinde zaten keçeyle kapatıyoruz. E, düz e, yönü dışa geldiği için bu sol ayaktı. Şimdi sol ayakta şurası ön kısmı bakın. Şimdi burada son sıramı öreceğim. Son e, Sıramı örerken de son sırada kesme yapacağız. Hemen başlayalım. Bakın bunun belli bir sayısı yok. Mesela şu e, önden başlıyorum kesmeye. Göz kararı şuradan başlayacağım kesmeye. E, bakalım ne kadar keseceğiz. Yani ilmek sayımı azaltmış oluyorum. Şöyle örelim. Ve şuradan şunu ördükten sonra kesmeye başlayalım. Bakın şöyle tahmini bir şey söylemek olursa e, şu başlangıçtaki üçlü noktamdan Şuradan kesmeye başladım. Kesmeyi nasıl yapıyorum? Şimdi normalde şu noktalara batarak örüyorduk, kaydırarak örüyorduk. Şimdi birini atlayacağım, diğerine batacağım. Böyle kesmiş oluyorum. Direkt birini bıraktım. Arada bir bir tane boş bıraktım. Hemen diğer ilmeğime battım, ilmeğimi çıkardım ve kaydırdım. Bu şekilde tekrar bir tane bırakıyorum. Hemen diğerine batıyorum. Bu şekilde kesmiş oluyorum. Bakın, bu şekilde kesiliyor. Tekrar birini bırakıyorum, diğerine batıyorum. Yine birini bırakıyorum, diğerine batıyorum. Yine birini bırakıp diğerine batıyorum. Bunu siz ipinizin baktığınız şu ağız kısmı yeterince toplandı. E, bu kesmeyi, e, mesela ben kaç tane yaptım bakalım? 1 2 3 dört, 5 tane yaptım. Bir tane daha yapacağım ben kesme. Toplamda bir tane bıraktım, diğerine battım. Gördüğünüz gibi bu ipimde ben 6 tane e, kestim. Ama siz dilerseniz ipinizin e, inceliği ve kalınlığı burada çok önemli. E, bu ipimde 4 tane kesmiştim mesela. E, bu sarı ipimde de 6 tane kestim. Bu kesmeyi tahmini e, yapmakta fayda var göz kararı. Ben şimdi kesme işlemi bitirdim. Yine kesme işlemi bittiğine göre hatta şöyle bakacağım tamam mı diye. Bakın bu arada şöyle e, toparlanıyor. Görüyorsunuz şöyle şekil alıyor. Bundan korkmayın. Çocuk e, ayağını buna giydiğinde şurası zaten esniyor yeterince. E, o yüzden de zaten şişimi değiştirmedim. Tığımı değiştirmedim ki esnek olsun diye. Şimdi ben burada örerek devam edeceğim. Ta ki Şimdi hiçbir şekilde eksiltmeyeceğim. Direkt örerek bitiş kısmıma bitiş kısmıma bakın geleceğim. Bitiş köşeme geldim. Son ilmeğimi de battım. Şimdi burada ipimi birazcık şöyle bırakıp kesiyorum. Ve burada daha ince bir tığ alacağım ki e, kestiğim ipi tığımdan çıkarıyorum. ve Şöyle sıkılıyorum. Şimdi burada bakın şuradan şu noktaya tığımı geçireceğim. Şu aradan geçirelim. Geçirdiğim aradan ipimi alacağım ve çekeceğim. Görüyorsunuz ipi çektim. Şimdi ipin şu geldiği noktadan şu aradan geçiriyorum. Şu şekilde ki şu ipin çıktığı noktaya tığımı geçireceğim ki oradan çekebileyim şöyle arkadan müsait bir noktadan Şuradan geçireceğim. Bakın buradan tekrar ipimi içe doğru çekiyorum. Şöyle tekrar düzeyim. Görüyorsunuz, gayet düzgün oldu. Şimdi buradan şu ipimi içeri doğru gizleyeceğim şu aralardan. Bunun giriş yönüne göre yaparsak. Bu ipimi bu şekilde sağlamlaştıracağım. içeri doğru. Ee, bu sol ayağımız oldu, sol e, ayağımızı yaptık, sol ev ayakkabımızı diyeyim daha doğrusu. Evet, bunu bu şekilde gizleyeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, önemli olan e, sadece şuradaki en son sıradaki eksiltme, ekstra bir şey yapmıyorum bu son sırada. E, çocuk kendi de giyip çıkartabilir, olabildiğince esnek ve ayağını toplayacaktır. İçine de keçe geldiği için. Şu verevin olması da olabildiğince görüyorsunuz rahat görünüyor. Çocuğun ayağına rahat bir şekilde oturacaktır. Altını silikonlamayı ve içine keçe koymayı da unutmayın. Ben şimdi hemen sağ ayak tabanını da anlatıp size sağ ayağında tarifini vermiş olayım akılda hiç soru kalmasın şimdi bir sol ayağımızı tamamladık kız çocuklar için süsleyebilirsiniz hemen sağ ayağımızın sağ ayağımızın taban tarifine geçelim evet ben şimdi sol ayağımızı bitirdim sol tamam şimdi sağ nasıl yapacağız akıllara takılacaktır o yüzden kafada soru işareti kalmasın diye ben hemen tarifini tekrardan şöyle görselde anlatacağım hatta bir tığ yardımıyla ee, tekrardan şöyle sağ ayağı nasıl yapacağız? Aslında e, şöyle basit e, yöntemini söyleyeyim. Başlangıçta yaptığımız şeyi son kısımda yapacağız. Bakın şöyle görünüyordur. Şimdi bu birazcık toplandı. Bu düz duruyor. Daha bunun duvarını örmedim. Ee, sağ ayağımızın duvarını örmedim. Şimdi sol ayağımızda yaptığımız başlangıçtaki yaptığımız aşamayı sonda yapacağız. Sonda yaptığımız e, son sırayı da ilk başta yapacağız mesela şöyle bakalım hemen karşılaştıralım Bu arada görselde de görüyorsunuzdur e, fotoğraflayabilirsiniz bu noktada karıştırmamak için e, ikinci sıraya kadar normal aynı İlk iki sırayı ikisinde de aynı örüyoruz fakat üçüncü sıraya geldiğimizde e, direkt sık iğne ile başlıyoruz Bakın bu benim başlangıç noktam direk e, ilk sık iğneme çift battım Bakın ilk sık iğneme çift battım. Sonra 1, 2, 3, dört 5, 5 tane tek battıktan sonra 6.yı yani çift battığımın bir öncekini yalan, yalancı sık iğne yaptım. E, altıncı yalancı sık iğne yaptım. Sonra çiftlere şu 3 noktadaki çiftlere başlangıçta ikili trabzanla bütün çiftlerime çift battım. İkili trabzanla çift battım. Buraya dikkat edelim şu noktaya kadar. Şuradan başladım. Hepsini çift batarak ikili trabzan yaptım çift şekilde ve çiftimin ikinci sıradaki çiftimin sonuncusunun bir sonrakine de ikili trabzan yaptım çift şekilde battım. Sonra iki tane yalancı sık iğne yaptım. İkisine yalancı sık iğne yaptım. Sonra hepsini düz 3 tane sık iğne yaptım. Sonra 1 2 3 4 tane Gördüğünüz gibi çift battığım nokta var. Şu e, çift başladığım noktaları burada da çift şekilde tek battım ve gizlememi yaparak tabanımı bitirdim. Sağ ayağımızın taban kısmı da bu şekildeydi. Sol ayağımız da bu şekilde. Şimdi e, ayakkabılarımızın son halini görelim. Evet, ayakkabılarımızı bitirdik. E, i̇kisi de gördüğünüz gibi gayet güzel ve eşit oldu. Şöyle tabanlarını da göstermek istiyorum. Sağ ve sol olarak e, ayrı şekilde ördük Umarım açıklayıcı olmuştur Bu arada ben lacivert fiyonklarım da vardı kız çocuklar için bu şekilde süslemeler dahi yapabilirsiniz e, bir fikir olması açısından bunları koydum Evet e, videomuzu Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yapacak olanları şimdiden kolay gelsin bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın